Bu belgesel Güney Afrika'nın Sabicent bölgesindeki Mapogo isimli bir grup aslanın hikayesidir. Belirli aslan avlanma ve çiftleşme davranışlarını göstermek için ilave aslan çekimleri kullanılmıştır. İzleyiciler başından itibaren bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirler. Film yapımcıları ve saha rehberleri 16 yıllarını erkek yavrularının Mapogolar olarak bilindiği bir aslan ailesiyle geçirdiler. Ve Mapogolar yıkıcı bir bölge arayışına girdiklerinde olağan dışı davranışlara şahit oldular. İlk bölgelerini ele geçirdikleri anda kan banyosu resmen başlamıştı. Bu 6 erkek diğer aslanların hepsinden daha fazla bölgeyi ele geçirecekti. Yaklaşımları çok saldırgancaydı. Hükümdarlıklarına gelen her tehdidi elediler. Bir yıl içinde tahmini olarak 100'den fazla aslan öldürdüler. Mapogolar emsalsiz bir agresiflik ve saldırganlık gösteriyorlardı. Bu hikaye aslanların nadiren görülen karanlık yönlerini ve hayatta kalma savaşlarını anlatıyor. Kan Kardeşler. Güney Afrika'nın kuzeydoğusundaki Sabicent Av Rezervi, Kruger Ulusal Parkı ile sınır paylaşmaktadır. Yellowstone'un iki katı olan Kruger, Sabicent'e direkt rotayla büyük oranda vahşi yaşam sağlıyor. Av çokluğu da aslanlar için kusursuz bir ortam oluşturuyor. Burası 10 yıldan fazla zamandır film yapımcılarının ve saha rehberlerinin destansı Mapogo aslanlarının yükselişine şahit oldukları yer. Sparta sürüsü nesillerdir Sabicent'in merkezinde yaşıyorlardı. 2002'de sürüde 10 yavru doğdu. 5 tanesi erkekti. Yavrulara isim verilmemişti. Ama sonradan isim aldılar. Yaralı, güzel olan, Rasta, kıvrık kuyruk ve Bay T. Bu genç kardeşler büyüdüklerinde Mapogolar olacaklardı. Bu olanlar yavruyken Sabicent'te aslanlarla birlikteydim ve Sparta sürüsünde bir sürü yavru olduğunu hatırlıyorum. Bunlardan 5 tanesi erkekti. Daha birkaç aylık olan aslanları izliyorduk ve bazılarının diğerlerinden cesur olduğu açıktı. Diğerlerinden biraz daha meraklıydılar. Yeni şeylere ilgi gösteriyorlardı. Yeni şeyleri avlamaya çalışıyorlardı. Diğerleri daha çok geride duruyor, biraz çekingen davranıyor ve kenardan öğreniyor gibi görünüyorlardı. Benim için göze çarpan özellikle iki tane yavru vardı. Birinin lider olduğu açıktı. Çok cesurdu. Ve küçük kardeşi de her zaman onun yanındaydı.
Daha ilk yaşlarından itibaren aralarındaki ortaklığı rahatlıkla görebiliyordunuz. Bunlar Bay T ile Kıvrık Kuyruk'tu. Bu iki Mapago'yu diğer kardeşlerinden ayıran şey sadece sıkı bir bağ değildi. Bu iki yavru özeldi. Bunu en baştan beri anlayabiliyordunuz. Sürü bir keresinde bir bizon yakalamıştı. Büyük erkeklerden biri, Mapogo'ların babası leşi yanına almıştı. Ve yemeğini yerken bu küçük erkek yavrusu sessizce ve çabucak ona katılmıştı. Bir yavrunun bu şekilde yaklaşması kesinlikle cesaret ister. Erkekten rahatça bir pati yiyebilirdi. Bunlar ilk günlerdi. Ama bence tanık olduğum bu davranış, Bay T veya Kıvrık Kuyruğun karakterini daha o yaştan gösteriyordu. Bence Mapogo'ları henüz küçük yavrularken görebilecek kadar şanslı olan insanlar olarak diğer aslanlar karşısında büyük bir güç olacaklarını tahmin edebiliyorduk. Bu beş erkek birlikte kaldığı sürece harika şeyler başarabileceklerini tahmin edebiliyorsunuz. Sekiz yavrudan sadece biri yetişkinliğe ulaşabiliyor. Eğer bir yavru sağlıklı bir sürüde doğarsa ve güçlü erkekler tarafından korunursa, o zaman hayatının en tehlikeli ilk yılını atlatma şansı oluyor. Biz sürü derken aslında dişilerden bahsederiz. Dişiler hayatları boyunca aynı bölgede kalır ve kızları büyüyünce bu sürülere katılırlar. Büyük, güçlü bir sürü onlarca yıl dayanabilir. Tam aksine erkeklerse koalisyonlar yani erkek grupları oluştururlar. Hayatları boyunca birçok defa yer değiştirebilir ve doğdukları yerden çok uzağa gidebilirler. Mapogo'lardan olan yavruların babaları harika bir koalisyondu. Batı sokağı erkekleri birkaç sürüyü birden kontrol ediyordu. Batı sokağı erkeklerinin çok iyi ve toleranslı babalar olduklarını hatırlıyorum. Popüler inanış arasında erkek aslanların bir şey yapmadıkları, sadece yattıkları, çiftleştikleri ve dişilerin yakaladıklarını yemeleri gibi düşünceler vardır. Bence gerçekte erkeklerin sürü içerisinde çok önemli ve ciddi bir rolleri var. Bölgede devreye geziyorlar, yavruları ve dişileri koruyorlar. Dişiler kesinlikle sürü için kritikler. Onlar sosyal grubun merkezi. Erkekler gelip gidiyor ama dişiler nesillerce sabit kalıyor. Ve bu da aslan sosyalliğinin dengeli yapısını oluşturuyor. Aslanlar dünyanın yegane sosyal kedilerindendir. İyi anlaşıp birlikte çalışırlar. Sağlıklı çalışan bir sürüden daha işlevseli yoktur. Sparta sürüsünde genç Mapogo dahil 10 yavru vardı. Bu kadar büyük bir sürü büyük avları hedefler. Ama Sparta dişileri ve Batı sokağı erkekleri avı bir üst aşamaya çıkarmışlardı.
Büyük avlar aramaya başladıklarında erkekler kritik bir rol oynamaya başladı. Büyük ve tehlikeli hayvanların yakalanmasında sürüye yardım ediyorlardı. Aslanların zürafa gibi bir hayvana saldırmaları son derece tehlikelidir. Özellikle de boyu yüzünden. Zürafa bir tek tekmeyle bir aslanı öldürebilir. Eğer dişiler ilerideyse ve büyük bir hayvanı indirmeye çalışıyorlarsa erkekler yardım eder. Ve Batı sokağı erkekleri istisna değildi. Yetişkin bir erkek zürafa 1.3 ton civarı olabiliyor ve Sparta sürüsüne günlerce yetebilir. Genç aslanlar için Sabi Sent gibi bir yer tehlikelerle doludur. Mayte ve kıvrık kuyruk daha yavrularken şanlı mapogoların yükselişleri neredeyse başlamadan bitiyordu. Kan Kardeşler, 1. bölümün sonu. Kan Kardeşler. ...2003'te genç mapogolar Bay T, Kıvrık Kuyruk, Rasta, Güzel Oğlan ve Yaralı 6 ila 18 aylık arasındaydılar. Güçlü bir ailede doğmuşlardı ve onları güçlü erkekler koalisyonu koruyordu. Anneleri olan Sparta sürüsü süper avcılardı. Bu yavruların en büyük zorluk olan avlanmayı öğrenmelerini Sparta dişileri sağlayacaktı. Genç aslanlar daha ilk yaşlarda avlanma becerilerini geliştirmeye başlar. Bölgede ne varsa avlarlar. Daha sonra farklı avlar yakalamak için becerilerini ve güvenlerini geliştirmeye başlarlar ve uygunsuz olanları da yakalarlar. Mesela bal porsuğu dehşet vericidir. Çünkü gerçekten çok agresif bir hayvan olabilir. Yakalamak için ideal olmasa da yeteneğini ve güvenini geliştiren avcılar için iyi bir çalışma olabilir. Mapogolar için gelecek büyük ve tehlikeli avlarla doluydu. Bunlardan biri de özellikle Afrika'nın en tehlikeli hayvanı olan bizondu. Kayıtları geçirdiğim en büyük sürünün sayısı 1400'ün üstündeydi. Nehir kenarlarında 15 veya 20'den oluşan küçük erkek gruplar olabiliyordu. Ve genel olarak hedeflenen gruplar bunlardı. Büyük bir erkek bizon 900 kilo civarındadır. Bu da dişi aslanın 6 katı, erkek aslanın ise 4 katı demektir. Büyük, kanca şeklinde boynuzları vardır ve aslana ciddi hasar verebilirler. Wow.
Aslanların bizon avlamalarını izlemek inanılmaz heyecan verici. Ama çoğu zaman yaralanma şansları %50-50. Genellikle bir defada bir bizonun peşine düşerler ve tek bir erkek yakalasalar bile erkek ses çıkartır. Ve yanına yardım edecek birilerini çeker. Aslanlar avı yerde tutarken diğer bizonlar gelir ve onları ezerek kovalamaya çalışırlar. Binlerce kilodan oluşan büyük bir bizon sürüsünün geldiğini hayal edin. Bu hayvanlar acımasız bir şekilde dosdoğru aslanlara koşmaya başlayabilirler. Yetişkin bir aslanın havaya uçarak iki takla attığını gördüm. Genç mapagoların tehlikeye rağmen dev avları nasıl yakalayacaklarını öğrenmek için hareketin ortasına girmeleri gerekiyordu. Yavrular sürünün avlanmasını izleyerek çok önemli şeyler öğrenir. Mesela bir sürü uzmanlaşarak zürafa ve bizon gibi büyük avları yakalayabilir. Yavrular da bu sayede gelecekte büyük avları nasıl yakalayacaklarını öğrenir. Sparta sürüsü çoğu zaman gençleri de birlikte ava götürüyordu. Onlar da yetişkinleri yakın bir mesafeden takip ediyordu. Ama avların %90'ında olduğu gibi bizonlar aslanları kovalamaya başladı. Sürü yetişkinleri geri çekilmeyi denediler. Ama genç mapagolar ve kardeşleri kızgın bizon sürüsünün ortasında kaldılar. Bir bowling topunun labutları dağıtması gibi aslanlar her tarafa kaçışmaya başladılar. Onları bir süre kovaladılar ve bu sırada gençler bu trafiğin arasında kaldı. Dev bir bizon sürüsü çalılarda saklanan yavruları arayarak onları fırlatıp üstüne basmaya çalışır. Onları boynuzlarıyla parçalamaya çalıştılar. Onları havaya attılar ve sonunda onları öldürmeyi başardılar. Sparta yavruları öldüğü zaman herkesin çok üzüldüğünü hatırlıyorum. Sparta aslanlarının gençlerinden bazıları bizonlar tarafından öldürüldü. 5 genç mapago kaçabilecek kadar şanslıydı. Sanki kaderin bu kardeşler için başka planları var gibiydi. Eğer bu yavrular hayatta kalmasaydı, mapago koalisyonu asla oluşamazdı. Bayte, kıvrık kuyruk, rasta, yaralı ve güzel olan her şeye rağmen hayatlarının ilk yıllarını atlattılar. Ama ufukta onlar için yeni tehditler ve tehlikeler vardı. Kan Kardeşler, 2. bölümün sonu. Kan Kardeşler. ...2003'ün sonunda bilinmeyen bir erkek Sparta bölgesine girdi. Yeni erkekler bir bölgeye girdiklerinde sürünün yavruları için tehlike var demektir. Erkek aslanlar bir bölgeye girdiklerinde bütün yavruları öldürürler. Genç mapagolar şanslılardı. Herkesin beklentilerine rağmen yabancı aslan yavruları öldürmedi.
Yeni erkek de ölümden kaçmıştı. Hatta Sparta dişileri ve Batı sokağı erkekleri onu sürüye kabul etmişlerdi. Sanırım ilk defa böyle bir şeyin yaşanması kayıtlara geçti. Başta baskın erkeklerin onu öldüreceklerini veya kovalayacaklarını düşünmüştük ama bir sebepten dolayı ya tarafsız kalmayı ya da çabucak kabullenilmeyi başardı. Bence bu aslan beş gencin yarı kardeşleriydi. Çünkü sanırım gelip sürüye katıldığında 4 yaş civarlarındaydı ve baba ancak eğer sürünün yakın zamandaki oğullarından biri ise ona tolerans gösterebilirdi. İsmi Makulu olan yeni erkek, sonraki yıllarda Sparta sürüsünün tam üyesi oldu. Ve ergenliğe erişen genç Mapagoların abi konumuna geldi. O yıl içinde saha rehberleri Bay T ile Kıvrık Kuyruk arasında tıpkı yavruyken olduğu gibi sıkı bir bağ olduğunu ve giderek daha da güçlendiğini gördüler. Bay T baskın olandı ve Kıvrık Kuyruk kesinlikle onun sağ koluydu. Her durumda Bay T'nin arkasını kolluyordu. Bence onun sağ kolu sayılırdı. Her zaman Bay T'nin yanındaydı. Her ihtiyacı olduğunda arkasındaydı. İkisinin arasındaki bağ inanılmazdı. Birlikte olmayı seviyorlardı ve bu çok özeldi. Ama aslan sürüsündeki huzur genç erkekler için kısa sürdü. Cinsel olgunluğa ulaştıklarında sürüden atıldılar ve dünyaya karşı tek başlarına kaldılar. Genç Mapagolar 2004'te kendilerinden 2 yaş büyük Makulu ile birlikte babaları tarafından sürüden gönderildiler. Göçebe erkekler genelde tamamen kendi başlarına yaşarlar. Yalnız avlanırlar. Kendilerine ait bölgeleri yoktur. Sürü dişileri yoktur. Ve diğer baskın erkeklerin tehdidi altındadırlar. Erkek aslanlar en çok bu kritik göçebe dönemlerinde öldürülürler. En önemli şey hayatlarında kendi yolculuklarına başlayacakları bir döneme ulaşmış olmalarıydı. Kendi başlarına düşüp kalkacaklardı ama 6 tanelerdi. Hayattaki avantajları buydu işte. Altı erkek bir arada kalarak hayatta kalma şartlarını kendi taraflarına çevirebilirlerdi. Böylece Mapogo koalisyonu oluştu. Ama kendi bölgelerini almaları için gereken gücü ve güveni kazanmaları daha oldukça zaman alacaktı. Başta isimlerini ayırt etmek zordu çünkü yeleleri yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Öncelikle büyükleri olan Makulu vardı. Oldukça büyük bir aslandı. Çok güzel bir yelesi vardı. Muazzam bir hayvandı. Biri ona güzel oğlan demeye başladı. Çünkü çok güzel görünüşlü bir erkekti. Sonra eğri omurga veya korkak erkek vardı. Omurgasının sonunda çok belirgin bir yara izi vardı çünkü. Ardından
rasta veya dreadlock vardı. Yelesine bir şey takılmıştı ve tam bir saç örgüsü gibi görünüyordu. Bay T. Yelesi tam Mohawk modeline benziyordu. Ve kıvrık kuyruk. İşte altı Mapogo. Mapogo sözcüğü Swazi dilinde güvenlik grubu ya da birlikte çalışan grup anlamına gelir. O sırada fark etmeseler de şimdi bakınca nasıl çalıştıkları anlaşılıyor. Genç erkekler yuvadan ayrıldıklarında iki sorun olur. İlki genç oldukları için şapşal olmaları ve ikincisi erkek oldukları için sakar olmaları. Bu yüzden ilk avları her zaman zordur. Mapogolar kendi başlarına büyük bir avı hiç yakalamamışlardı. Hayatta kalmalarının ilk adımı avlanmak olacaktı. Mapogolar sonraki aylarda avlanma becerilerini geliştirdiler ve büyük avların peşinden gidecek güveni kazandılar. Ama altı aslanın koalisyonu bile zaman alacaktı. Çoğu zaman fırsatları değerlendirdiler ve bulabildikleri leşlerle beslendiler. Bazen dişileri bir kenara kaçırarak çabucak karınlarını doyurdular. Ama zaman zaman baskın erkeklerin gelişiyle zar zor kaçmayı başardılar. Sonunda genç Mapogolar kaderlerinde olduğu gibi büyük avcılar oldular. Asıl hedefleri bizonlardı. Ama hipopotam da yakaladılar. Genç gergedanı da. Ve tıpkı babaları gibi zürafa bile öldürdüler. Avlandıkları zaman bir grup olarak hareket etmeleri son derece eşsiz bir şeydi. Kıvrık kuyruk tıpkı Fox Terrier gibi her şeye katılıyordu. Genelde kas gücü oydu, koşturma işini o yapıyordu. Makulu Pogo çoğu zaman nereye gidileceğini, nerelerde dolaşacağını belirliyor, yani şovu yönetiyordu. Saldırı sırasında gücü gösteren, yani bizonu yakalayan kıvrık kuyruktu. Bay T ve kıvrık kuyruk her zaman işin ortasındaydı. Ve öldürme sırasında biraz fazla agresiflerdi. Bu erkeklerin bizon avlamayı öğrenmeleri başarılarının anahtarıydı. Çünkü hepsi büyük ve güçlü oldu. Özgüvenleri artarken aslanlardan biri agresifleşmeye başladı. Genelde av etrafında beslenirken Bay T'nin sürekli diğerlerinden daha agresif davrandığını görüyordum.
Her şeye saldıran aslan oydu. Kendi kardeşleriyle bile dövüşüyordu. Hiç düşünmeden saldırıyordu. Bay T, en gençleri olabilirdi. Ama bu onu koalisyonun başına geçmekten alıkoymadı. Ama yolunun üzerinde duran bir şey vardı. Mapogolarda en koyu yele Makulu'nunkiydi ve baskın erkek oydu. Erkeklerde koyu yele üstünlüğü gösterir. Daha fazla testosteronları vardır. İki erkek aralarında rekabete girerse bu sarı yeleden ziyade koyu olanın kazanmasını gösterir. Başta Makulu kesinlikle baskın aslandı. Diğerlerine haddini bildiren bir patrondu. Bay T'nin sırasını beklemesi gerekiyordu. Bu genç göçebe erkeklerin başında Makulu vardı ve özgüvenleri yeterince artmıştı. Artık bu koalisyon kendi bölgesini almaya hazırdı. Büyük değişimler olacağını biliyorduk ama bu kadar vahşice olacağına dair hiçbir fikrimiz yoktu. Kan Kardeşler, 3. bölümün sonu. Kan Kardeşler. Bu belgesel bazı izleyicilerin rahatsız edici bulabilecekleri hayvan avlanma davranışlarının görüntülerini içermektedir. Mapogolar sonunda ilk bölgelerini ele geçirmişlerdi. ...2006'da Makulu'nun liderliğindeki 5 kardeş... Güzel Oğlan, Yaralı, Rasta, Kıvrık Kuyruk ve Bay T terör saldırılarına başladılar. Sabisent'te böylesi hiç görülmemişti. Saha rehberlerinden çoğu ilk defa 6 aslanın koalisyonunu görüyordu. Onları ilk defa birlikte gördüğümü hatırlıyorum. Bir sabah su içmeye gelmişlerdi. Onların su içmeye geleceklerini düşünüp aracımı orada konumlandırmıştım. Hepsi gelip su içmeye başladılar. Teker teker, peşi de sıralanıp su içmeye başladı. Buna inanamadım. Bu en sembolik fotoğraflardan biridir. Altı tane görmeyi beklemiyorduk. Bu bizce özel, hiç duyulmamış ve hatta doğaya aykırı bir görüntüydü. Koalisyonları anlamanın anahtarı tamamen boyuttan geçiyor. Üç veya daha fazla erkeğin bir bölgeyi ele geçirmesi daha olasıdır. Altı aslan kesinlikle büyük bir koalisyon oluşturur. Mapogoların kendi bölgelerini almalarının tek yolu zorla almaktan geçiyordu. İlk karşılaşmaları çok kritik olacaktı. Mapogolar 2006'da 4 baskın erkeğin kontrolünde olan Sabisend'in kuzeyine girdiler. Genelde aslanlar geldiklerinde sessiz olurlar. Bunlar dalga gibi geldiler ve resmen umursamıyorlardı. Gürültücülerdi, kükrüyorlardı. Giderken geçtikleri yerleri işaretliyorlardı. Kuzeyli erkekler bölgelerini ve sürülerini korumaya çalıştılar. Ama Mapogolar fazla güçlüydü. Dört erkekten sadece birini öldürmeleri yetti.
Diğer üç aslan kaçtı. Bölgelerini koruyamadılar. Hiçbir şansları yoktu. Mapogolar sonunda kendilerine büyük bir bölge almışlardı. Özgüvenleri sayesinde yeni hükümdarlıklarını daha da büyütmeyi planlıyorlardı. İlk bölgelerini ele geçirdikleri anda kan banyosu başlamıştı. O noktada kimsenin önlerinde duramayacağını biliyorlardı. Mapogolar sonraki 6 yıl içinde önlerine çıkan tüm baskın erkekleri yendiler. Bir erkeğin içgüdüsü sayı üstünlüğü karşısında kaçmaktır. Ve aynen öyle yaptılar. Eğer yakalansalardı öldürüleceklerdi. Altı gangster gelmiş, aslanlarımızı öldürmüş gibi olmuştu. Özgüvenleri arttıkça bölgelerini genişletmeye devam ettiler. Erkekleri Kruger'e doğru püskürtüyorlardı ve sonunda çok büyük bir alana sahip olmuşlardı. Bir bölgeyi ele geçirmenin ilk adımı önce baskın erkekleri kovalamaktan geçiyordu. Endişelenmiştik. Yerleşik sürülerimiz vardı. Yavrularımız vardı. Yavrular doğmuşlardı ve 6 ila 8 aylıklardı. Bu aslanlar geldiklerinde daha yeni yeni karakterlerini kazanmaya başlamışlardı. Yeni erkekler bir bölgeye gelip sürüyü ele geçirdiklerinde küçük yavrular için tehlikeli bir dönem başlar. Erkekler üvey babalık yapmaz ve başka bir erkeğin yavrularını kesinlikle büyütmezler. Bu aslanlar için alışıldık bir şey değildir. Erkek aslanlar bir bölgeyi ele geçirdiklerinde tüm yavruları öldürürler ve yavrularını aşırı şekilde korumaya çalışan anneler de ölür. Dişiler çabucak gelen yeni erkeklere tepki göstermeye başladı ve yavrularını geri çekti. Ayrıca gelen erkeklerin yavrularını öldürmelerini engellemek için bir grup oluşturdular. Eğer yavrular biraz büyük olsaydı, fiziksel çarpışmadan kaçınmak için onları götürebilirlerdi. Ama yavrular pek hareketli değillerdi. Bu yüzden kafa kafaya karşılaşmaları kaçınılmaz bir şeydi. Üç dişi ve 11 yavrudan oluşan Ottawa sürüsünü izliyordum. Mapogoların bu sürüye geldiklerini ve bu sürüyle bir çatışma yaşadıklarını gördüm. Çok acımasızdı çünkü dişiler yavrularını korumaya çalışıyordu. Erkeklerin agresifliği bambaşka bir seviyedeydi. Dişiler yavrularını korumak için ölümüne savaşabilirler. Çok fazla hareket vardı. Çok fazla koşuşturma vardı. Bir aşamada dişilerden birinin erkeklerden kaçmak için aracımızın üzerinden atlayacağını sandım. Her durumda mapogolar yavruları öldürmeye başladıklarında
Dişiler yavrularını korumaya çalıştılar. Ama Mapogolar onlardan çok güçlüydüler. Öfkeli bir erkek aslanın tek amacı vardır. Ve o da yavruları öldürmektir. O dişi aslanların hiç şansları yoktu. Annelerin savunması kırılınca Mapogolarla Otova sürüsünün genç yavruları arasında hiçbir şey kalmamıştı. Altı kişilik bir ekip sizi bulmaya çalıştığında koşamayan küçükleri saklamak çok zor olur ve işte bu yüzden öldürüldüler. Yavaşça. Ottawa sürüsünde 11 yavru vardı ve hepsi öldürüldü. Erkekler yavruları öldürürken bunu izlemek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Bir biyolog olsam ve bunun evrimsel bir işlev olduğunu bilsem bile izlemesi gerçekten çok zordu. Yavrularını kaybeden dişiler kısa zamanda kızgınlık dönemine girecekler ve tekrar üremeye açık olacaklardı. Mapogoların kendi soylarını sürdürmeleri için gereken de işte tam olarak buydu. Üç aylık süre içinde bütün yavrular Mapogolar tarafından öldürüldüler ve yendiler. Bay T ve Kıvrık Kuyruk bu yavruları bulma ve öldürme konusunda en agresif ve gaddar olanlardı. İlk yıllarında ölen yavruların çeyreği erkek aslanlar yüzünden öldürülüyor. Bu da sürü ele geçirilmesinin doğal bir parçası. Bay T hakkında duyduğum tüm hikayeler bu aslanların ne kadar acımasız olduklarını içeriyor gibiydi. Saldırganlık genelde yavruların öldürülmesiyle son bulurdu. Ama Mapogo koalisyonu normalin dışındaydı. Ottawa sürüsünün erkekleri gidince ve yavruları öldürülünce, Ottawa dişileri kısa zamanda kızgınlık dönemine girdiler. Ama sürülerine gelen 6 testosteron dolu Mapogo arasındaki üreme rekabeti yoğundu. Bir noktada kızgınlık döneminde kendileriyle çiftleşmek isteyen bir dişiyi öldürdüler. Hangisinin çiftleşeceğine karar veremediler ve dişiye saldırarak paramparça ettiler. Gördüğüm ilk şey Bay T oldu. Dişi aslanın sırtını ısırmakla meşguldü. Sonra onu boğmaya başladı. Bu 10-15 dakikasını aldı ve sonunda dişi aslanı öldürdü. Bundan sonra Bay T onu yemeye başladı. Mapogoların dişileri öldürmeleriyle ilgili anlatılan davranışlar kesinlikle son derece sıra dışıydı.
Bir sürüdeki dişileri öldürmek, çiftleştikleri, yavrularını doğurttukları dişileri öldürmek son derece garip bir davranıştı ve doğada kesinlikle buna hiç şahit olmamıştım. Mapagolar sonraki yıl sürü ardına sürü ele geçirdiler. Tehdit oluşturan tüm aslanları öldürüyorlardı. Sanırım hiçbirimiz bu 6 Mapago'nun kaç tane aslan öldürdüğünden emin değiliz. Ama bu aslanlar yüzünden nüfusun bir anda azaldığından eminiz. Bir aşamada bir yıl içinde 100'den fazla aslan öldürdükleri tahmin ediliyor. Bu olağan dışı bir rakamdı. Mapago'lar zirvedeyken Sabisent'teki hiçbir aslan güvende değil gibiydi. Mapago'lar yenilmez görünüyorlardı. Güçlerine karşı yegane tehdit kendi koalisyonlarından geldi. Gördüğüm en büyük kavga Bay T ile Makul arasındaydı. Han Kardeşler, 4. bölümün sonu. Han Kardeşler. 2008'de Mapago koalisyonu büyük bir bölgedeki baskın erkeklerin yıkımına sebep olmuştu. Bölge o kadar büyüktü ki önceden 5 ayrı alana ayrılmıştı. Bu kadar büyük bir bölgeye sahip olan ilk büyük koalisyondu bu. Sabisend içinde hükmettikleri alanın büyüklüğü 70 bin hektara yakındı. Tam 64 bin hektar olan bu alan, Manhattan'dan 7 kat daha büyük. Sabisend gibi avın yoğun, suyun bol ve diğer rakip aslanların fazla olduğu bir yerde bölgelerin daha küçük olmasını beklersiniz. Mapago'ların Sabisend'in tümünü ele geçirmeleri ne kadar güçlü bir koalisyon olduklarının kanıtıdır bence. Bütün rekabet elenince Mapago'lar 8 sürüden fazlasını kontrole almışlardı. Sabisend'in tartışmasız kralı onlardı. Ama bir sebepten dolayı bu yeterli olmamıştı. Çoğu zaman eğer grup içinde çatışma olmazsa bu tarz koalisyonların çok iyi işlediğini düşünürüz. Karar vermesi gereken bir ya da iki baskın erkekle alt kademe erkekler vardır. Baskınlara yardımcı olarak onlarla kalmalarına gerek var mıydı yoksa ikiye mi ayrılmaları gerekiyordu bilmiyorum. Bay T ve Kıvrık Kuyruk sağ kol değillerdi. Onlar hükmetmek istiyorlardı. Ama yollarında duran bir aslan vardı. Makulu kesinlikle Mapago'nun baskınlarındandı. Patronoydu. Gördüğüm en büyük kavga Bay T ile Makulu arasındaydı ve Bay T zar zor kurtulmuştu. Makulu onu bacaklarından birinden yakalamış ve Bay T'yi yaralamıştı. Ayrılık zamanı geldiğinde bu ikisinin diğer dörtten ayrılma sebebi bence budur.
Saha rehberlerinin çoğu ilk defa altı erkeğin koalisyonunu görmüştü. Ama bu koalisyonun ikiye ayrılması hiç duyulmamıştı. Ama 2008'de tam olarak olan buydu. Bay T ve Kıvrık Kuyruk, Makulu, Güzel Oğlan, Rasta ve Yaralı'dan ayrıldıklarında 6 yaşında ve hayatlarının zirvesindeydiler. Koalisyonların ayrıldığını ve birbirine bitişik iki farklı alana yerleştiklerini hiç görmemiştim. Altısı ayrıldığında Bay T ile Kıvrık Kuyruk bölgenin kuzeyini yönetmeye başladılar. Geriye kalan dörtlü batı bölgedeydi. Benim bulunduğum yeri Bay T ile Kıvrık Kuyruk yönetiyordu. Başlarda yaptıklarından dolayı onlardan nefret ediyorduk. Sonra bizim erkeklerimiz tanıdığımız erkekler oldular. Giderek onları sevmeye başladık. Bay T ve Kıvrık Kuyruk birbirlerinden birlikte olmaktan keyif alıyor gibi görünüyorlardı. Kardeş gibi görünüyorlardı. Bundan sonra diğerlerinden ayrı olacaklardı. Yine ara sıra buluşuyorlardı ama kesinlikle iki farklı bölgeye ayrılmışlardı. Bay T ve Kıvrık Kuyruk bütün çabalarını kendi yavrularının olmasına yönelttiler. Dişi aslanlar yavrularını koruyan ve başkalarının gelip yavrularını öldürmelerini engelleyen güçlü koalisyonlar olduğunda güvende hissederler. Etrafta epey yavru vardı. Sanırım en az 15 tanesi Ottawa ve Chamungwe sürüsüne aitti. Mapogoların ayrı bölgelerindeki pek çok sürüde yeni yavrular vardı. Sanki koalisyonun oluşmasından beri barış hüküm sürüyordu. Bu barışın yeni bir zorluğu vardı. O da babalıktı. Erkekler genelde yavrulara sabır göstermez. Ama Makulu en sabırlıları gibi görünüyordu. Çok defa yavruların üstüne tırmandığını, yelesini çekiştirdiğini gördük ve onlara hep tolerans gösteriyordu. İyi bir baba olmak için sadece yavrularla oynamak değil, yabancıları uzak tutmak için bölgede devriye gezmeleri de gerekir. Erkek aslanlar bölgelerini korumak için sınırlarına dolaşır. Çeşitli yöntemler kullanırlar, kükrerler. Kokuyla işaret bırakırlar. Ve varlıklarını göstermek için kendilerini gösterirler. Bütün bunlar bölgedeki diğer erkek aslanlara sürünün kendilerine ait olduğunu göstermek ve gelirse dövüşmek zorunda kalacaklarını bildirmek içindir. Mapogoların bölgesinin batı yakasında bir aslan koalisyon sınırlarını korumaya çıkmıştı. Çoğu zaman Makulu'yu diğer Mapogolardan uzakta tek başına görürdüm. Bölgesini dolaştığını tahmin ediyordum. Bir defada bir hafta yok olur ve ardından gelip onlara katılırdı. Oh.
Çünkü dolaşılacak arazi çok büyüktü ve devriyenin çoğunu o yapıyordu. Çoğu zaman kükremesini duyardım. Hepimizin tanıdığı belirgin bir kükremesi vardı. Hala Makulu gibi kükreğini duymadım. Kükremesi garipti. Ama diğerlerine nazaran olağanüstüydü. Çoğu aslan 45 saniye, 1 dakika kadar kükreyip dinlenirken o devam ederdi. Yorulmazdı. ...2010, Mapagoların hakimiyetlerinin 4. yılıydı. Makulu bölgelerinin sınırlarını korurken... ...görevi doğuyu korumak olan Bay T ile Kıvrık Kuyruğunkine göre daha kolaydı. Doğu sınırı tamamen Kruger Ulusal Parkı'na birleşiyordu. Ve pek çok göçebe erkek... Bay T ile Kıvrık Kuyruğun bölgeleriyle sürülerini ele geçirmek istiyordu. Bir yerlerden sürekli tehdit geliyordu. Göçebe bir erkek veya büyük bir erkek koalisyonu sürüyü kontrol altına almak istiyordu. Kruger'den gelen birkaç göçebe erkek oldu ve Bay T ile Kıvrık Kuyruk onları her defasında kaçırdı. Çok iyi savunuyorlardı. Tüm darbeleri alan aslanlar onlardı. Diğerlerinin Makulu ve diğer üçüne ulaşabilmeleri için önce Kıvrık Kuyruk ve Bay T'den geçmeleri gerekiyordu. Bay T ve Kıvrık Kuyruk 2 yıl boyunca yabancıları kovdular ve sadece kendi bölgelerini değil, batıdaki kardeşlerininkini de korudular. Kendilerine Macingilanlar dediğimiz 5 aslanlık yeni bir koalisyonun güneye doğru ilerlemeye başladığındansa haberleri yoktu. Tek göçebeleri kovmak başka şey, Bay T ile Kıvrık Kuyruğun 5 erkekten oluşan bir koalisyona karşı gelmesi bambaşka bir şeydi. Macingilanlar büyüklerdi. Güçlülerdi, gençlerdi ve nasıl dövüşeceklerini iyi biliyorlardı. Kan Kardeşler, 5. bölümün sonu. Kan Kardeşler. Bu belgesel bazı izleyicilerin rahatsız edici bulabilecekleri hayvan avlanma görüntüleri içermektedir. ...8 Haziran 2010'da... Macingilanlar denen 5 erkekten oluşan aslan koalisyonu... Sabisend'in kuzeydoğu bölgesine girmişlerdi. Mapogolar geldiğinden beri kimse bölgelerine giren bu kadar büyük bir koalisyon görmemişti. Altı Mapogo'nun gücü yenilmezdi. Ama ayrıldıktan sonra Bay T ile Kıvrık Kuyruk doğu bölgesinde kalmışlardı. Şimdi Mapagoların sayısı 5'e karşı 2 idi. Bay T ve Kıvrık Kuyruk daha önce hiç dövüş kaybetmemişlerdi. Ve yabancıları yenemeyeceklerini düşünmeleri için hiçbir sebep yoktu. Ama Macingilanlar büyüklerdi, gençlerdi, güçlülerdi ve nasıl dövüşeceklerini biliyorlardı. Ne bekleyeceğimi bilmiyordum, ne olacağını bilmiyordum. Çok korkuyordum ve bekliyordum. Bay
Bu genç erkek aslan yoldan geçmeye başladı. Bir terslik olduğunu görebiliyorduk. Bayta ile kıvrık kuyruğun peşinden geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Bir anda ortaya çıktılar ve onu 100 metre kadar kovaladılar. Macingilan aslanlarından birini kısıran Bayte ile kıvrık kuyruk saldırmaya başladılar. Bayte onu boynundan yakaladı ve döndürürken kıvrık kuyruk hemen kasık bölgesine saldırdı. En dehşet verici kükremeleriydi. Gördüklerimiz tüyler ürperticiydi. Bay T'nin yüzü defalarca çizilmişti. Genç erkeğe yaklaşıp kulağına kilitlendiği anı hatırlıyorum. Bay T'ye kafasını sallamış ve neredeyse onun kulağını kopartmıştı. Kıvrık kuyruksa bu sırada kasığına ve arka bacaklarına hasar veriyordu. Kükrüyordu. Kıvrık kuyruk hasarı verirken kükrüyordu. Ağzının içinde aslan varken hala kükrüyordu. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hiç bu kadar öfkeye, agresifliğe ve güce şahit olmamıştım. Macingilan pes etmedi. Savaşmaya devam etti. İki ağır siklete karşı bir orta sikletti ve ayakta kaldı. Erkek aslanın acıyla bağırdığını duyabiliyorduk. Çok canı yanıyordu. Sahadan ayrıldığımda duygularım karmakarışıktı. O aşamada bu acımasız savaş sonrasında Bay T ve kıvrık kuyruğa zarar gelmemesine sevinmiştim. Yaralanan kıvrık kuyrukla Bay T, günü yaralarını yalamakla geçirirlerken Macingilan ölmek üzere yol kenarına bırakılmıştı. Yine başarıyla koalisyon bölgesini savunmuşlardı. O akşam geri gittim. Kıvrık kuyruk patisindeki kötü yarayı yalamaya çalışıyordu. Sanırım patisinden ısırılmıştı. Akşam yemeği sırasında açık alanda ve loca bölgesinde bir kükreme sesi duydum. Bir anda bekçilerden biri kapımı çaldı ve ağzından çıkan tek cümle "kameranı al ve gel" oldu. Karen'ın sesin merkezini bulması pek zaman almamıştı. Macingilanlar harekete geçmişlerdi. Yolda Macingilanları takip ediyorduk. Ve olamaz, buna inanamıyorum, yine oluyor diye düşünüyordum. Sanki Macingilanlar intikam almaya gidiyor gibiydi. Bizden epey öndeydiler ve biz de onlara yetişmeye çalışıyorduk. Küçük bir tepeden geçtikten sonra bölgenin ucuna kadar gelmiştik. Bir anda toz bulutu içinde kükremeler başladı. Büyük bir savaş başladı. Kimin kim olduğunu hala anlayamamıştık. Ancak yaklaştığımızda dört Macingilan'ın Mapagolardan birinin üstünde olduğunu gördük. Kısa zamanda dört yabancı tarafından yere bastırılanın
kıvrık kuyruk olduğu anlaşıldı. Yaralanmıştı ama kaçmaya çalışıyordu. Yaklaşımları aşırı saldırgancaydı. Daha önce hiç böyle acımasızca bir şey görmemiştim. Onu resmen paramparça etmeye başladılar. Biri arka bacaklarının arasındaydı ve cinsel organıyla karın kısmına zarar veriyordu. Sonra aniden silah sesi gibi bir şey duyuldu. Omurgasının kırıldığını duymuştuk. Çok kan vardı. Ve tabii ki her şey karşımızda olduğu için çok daha netti. Kokular, sesler, bütün manzara, hepsi bize biraz fazla ağır geldi. Bir anda Bay T ortaya çıktı ve yan taraftan Macingilanlara saldırmaya başladı. Kıvrık kuyruk ölümcül şekilde yaralanmıştı. Ama bu durum Bay T'nin kardeşini kurtarmaya çalışmasını engellemedi. İki tane Macingilan'a saldırdı. Kardeşine yardım etmeye çalışıyordu ama yapabileceği bir şey yoktu. Bay T kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Hala kıvrık kuyruğun arkasına kilitlenmiş olan iki aslan onu bıraktılar ve Bay T'nin peşinden giden kardeşlerini takip ettiler. Eğer Bay T yakalansaydı, kaderi kardeşininkiyle aynı olacaktı. Kıvrık kuyruk çok derin nefes alıyordu. Kimse bir şey söylemedi. İğne düşse duyardınız. O hayvanın hayatını kurtarmayı ne kadar istesek de, olanlara müdahale etmemizin bir yolu yoktu. Bunu yapamazdık. Bay T kaçmayı başarmıştı. Macingilanlar başladıkları işi bitirmeye döndüler. Gelmelerinden en az 10 dakika önce seslerini duymaya başladık. Yolun ilerisinden geldiklerini görebiliyorduk. Sayıca üstün olduklarını ve onu yaraladıklarını biliyorlardı. İyileşmesine zaman tanımayacaklardı ve tekrar ayağa kalkmadan onun işini bitireceklerdi. O anda kıvrık kuyruğun öleceğini anlamıştık. Kaderi son bulacaktı. Kıvrık kuyruğun parçalanmasını görmek hayatımın en kötü anlarından biriydi. Benim için çok zordu. Ve bekçilerin hepsi olanlara çok üzülmüşlerdi. Herkes çok duygusal bir tepki veriyordu. Moralimiz çok bozulmuştu. Akşam kıvrık kuyruğun öldüğünü duyduğumda ağladım. O benim en sevdiğim aslandı. Onu seviyordum ve buna üzülmüştüm. Ertesi sabah telsizle haberi diğerlerine verdim. Bir anda sessizlik oldu. Buna inanamadılar. Buna inanmak istemediler. Sanırım onlar da çok gözyaşı döktü. Thank you.
Ertesi sabah locadan çıktığımızda dün gece neler olduğunu görmek istiyorduk. Sahaya vardığımızda gördüklerimiz şok ediciydi. Bir sırtlanla iki kara sırtlı çakalın kıvrık kuyruğu yediklerini gördük. O gitmişti. Koca güçlü aslandan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Gördüğüm en duygusal şeylerden biri, kara sırtlı çakalın eskiden kocaman, muazzam bir erkek aslanın yelesiyle koşup gitmesi olmuştu. Ve bu da kıvrık kuyruğu son görüşümüz oldu. Kardeşinin ölümünden kısa süre sonra kötü yaralanmış olan Bay T, batıya hareket etti. Bay T tek başına orada kalamayacağına, bölgesini koruyamayacağına karar verdi. Sanırım Bay T en yakın dostunu, kardeşini, yoldaşını, kendisi için her şeyi yapacak birini kaybettiğini anlamıştı. Ve bölgesini artık koruyamayacağını da biliyordu. Bay T'nin doğal içgüdüsü, koalisyon kardeşlerinin yanına dönmekti. Onu 2 yıldır görmemiştik. Ve o sabah Bay T'nin 80-100 metre öteden geldiğini gördüğümde öylece izlemeye başlamıştık. Makulu ve Batı Koalisyonu'nun artık aileleri, korunacak yavruları vardı. Makulu içgüdüsel olarak bir erkeğin bölgesine girdiğinde neler olacağını biliyordu. Bay T bir zamanlar kardeşi olabilirdi ama şu anda bir yabancıydı. Kan Kardeşler, 6. bölümün sonu. Kan Kardeşler. Bu belgesel bazı izleyicilerin rahatsız edici bulabilecekleri hayvan avlanma görüntüleri içermektedir. Bay T, kıvrık kuyruğu parçalara ayırarak doğudaki bölgelerini ele geçiren Bacıngilan koalisyonundan kaçmayı başarmıştı. Şimdi batıya. Makulu ve diğer Mapogoların hala kral oldukları yere gidiyordu. Saldırgan Bay T, Sabisend'in en güçlü koalisyonunu ikiye ayıran taraftı. Peki şimdi nasıl geri dönecekti? Makulu Mapogo, Bay T'nin dönmesinden memnun değildi. Yine de oradaki diğer 3 Mapogo tarafından kabul edildi. Bunca zamandan sonra ana koalisyondaki diğer 4 aslana geri katılabilmesi gerçekten inanılmazdı. Saha reperleri Bay T'nin kan dökülmeden kabul edildiğine sevinmişlerdi. Ama bu Bay T'ydi. Ve bunlar onun sürüsü, onun yavruları değildi. Bay T'nin koalisyon yavrularını kabul edeceğini düşünmüştük. Ama etmedi. Hiçbirimiz bundan sonra olacakları tahmin etmemiştik. Hiçbirimiz buna hazırlıklı değildik. Sadece birkaç gün içinde bütün yavruları katletmeye başladık.
Resmen koalisyona ait yavruları arıyor, buluyor ve onları öldürdükten sonra yiyordu. Ve ilginç olan şey, diğer erkeklerin bu konuda hiçbir şey yapmamalarıydı. Bu gençlerden çoğu Bay T'nin yeğenleriydi. Ama kardeşleri bu katliamı durdurmak istemediler. Bay T sürüleri geri alacak ve dişilerle çiftleşecekti. Ama koalisyon yavruları onu engelliyordu. O da doğal olarak onları acımasızca öldürdü. Batıdaki güç dengesi değişmişti. Yeni kral Bay T'ydi. Bay T geri döndüğünde yavruların hepsini öldürdü ve diğerleri üstünde baskınlığını kurdu. Sonrasında neler olacağını bilmiyorduk. Sanırım çoğumuz bu duruma karşı olumsuz şekilde düşünüyorduk. Macingilanlar sonraki 2 yıl boyunca yavaşça Mapogo bölgesini fethetmeye başladılar. Yabancılar, Bay T ile Kıvrık Kuyruğun arazisinin çoğunu almış, sürülerini ele geçirmiş ve yavrularını öldürmüşlerdi. Bu süre içinde koalisyonu talihsizlikler vurdu. Ve güzel oğlanla Rasta kayboldu. Onları Macingilanların öldürdüğüne inanılıyor. Bir zamanlar Sabisen'de hükmeden dev Mapogo koalisyonu artık gücü zar zor elinde tutuyordu. Geriye 3 tane Mapogo kalmıştı.